Merhaba değerli izleyenler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı ziyaret etti. Başkan Orhan ve yardımcıları tarafından kapıda karşılanan Vali Azizoğlu, daha sonra başkanlık makamına geçti. Burada belediye çalışmaları ile ilgili Vali Azizoğlu'na görsel sunumlu kapsamlı bilgi veren Başkan Orhan, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik ve turizm yatırımları bağlamında çalışmalarını anlattı. Ilıca'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapımı devam eden 340 konut, 114 iş yeri ile projesi hazır olan ve TOKİ ile protokol aşamasına gelen Bahçeli Evler projesini aktaran Başkan Orhan, ilçenin etaplar halinde dönüşümüne sağlandığına vurgu yaparak, kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanmasıyla Aziziye'nin Erzurum'un en güzel yaşam merkezi haline geleceğini ve termal turizmde markalaşacağını ifade etti. Ilıca termal tesislerinin sadece Erzurum'un değil, bölgenin marka değeri olduğuna dikkat çeken Başkan Orhan, yaklaşık 3 yıllık görev süresini geride bırakırken, ilçeye 18 aile kabini ile birlikte mevcut tesislerin gerek kaplıca ve gerekse otel bölümünü adeta yeniden inşa ederek, ilçeye ve Erzurum'a yakışır bir tesis oluşturduklarını kaydetti. Başkan Orhan Cazibe Merkezleri projesi kapsamında yatırım yapmak isteyen girişimcilerin de Ilıca'ya yönlendirilmesi noktasında Vali Azizoğlu'ndan destek istedi. Erzurumlu şairlerin Resulullah'a yazmış olduğu Nazlı Şerifler'i unutmayın. Çok iyi. İçindeki Nazlı Şerifler'in tamamı Erzurumlu şairlere ait. AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Yürütme Kurulu üyeleri Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutları makamında ziyaret etti. Niye baktığında gelmiş? AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanlığı'na atanan Ömer Faruk Yarba'nın yönetimindeki birim başkanları, Belediye Başkanı Bulutlar'a Erzurum'daki gençlere yönelik yapmak istedikleri plan ve projelerini anlattılar. Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Bulutlar, AK Parti İl Gençlik Kolları'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, yapılan faaliyetlerde gençlik kollarının farkını ortaya koyduğunu kaydetti. AK Parti gençlik kollarının önemli görevler üstlendiğine değinen Bulutlar, gençlik kolları yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yarba ise, gençlik kollarının yaptığı faaliyetlerde Bulutlar'ın her zaman yanlarında olduğunu anlatarak, başkanımızın bizlere bu kısa zamanda vermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Gençlik kolları olarak büyüyen ve gelişen Erzurum'da gençlik kolları her geçen gün büyüyor. Yeni genç arkadaşlarımız aramıza katılıyor. Bu gelişmelerden dolayı mutluyuz dedi. Hedeflerini ileriye dönük geliştireceğini vurgulayan Yarba, yeni projeler üreterek bunları Erzurum'un gençleriyle paylaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Günün anısına Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Faruk Yarba, Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a bakır işlemeli saat hediye etti. Toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 200'e yakın köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açılıyor. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 200'e yakın köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açılıyor. Önceki gün kar yağışının etkili olduğu doğu illerinden Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yaklaşık 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolları, karayolları belediye ve il özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açılmaya başlandı. İş makinalarıyla yola koyulan ilgili görevliler gün boyu kar mesaisi yaptı. Tipinin etkili olduğu güzergahlarda yol açma çalışmasının güçleştiğini belirten görevliler, bölgede kış şartları ağır, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çaba sarf ediyoruz dediler. Son yıllarda kış turizmine yapılan yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Erzurum, dünyanın sayılı kayak pistlerini barındıran Palandöken Kayak Merkezi ile yılbaşında yurt içinde ve yurt dışında tatilciyi ağırlayacak.
Palanöken ve Konaklı kayak merkezlerine sahip olan Erzurum, yerli ve yabancı turistler için bu yıl farklı ve zengin bir eğlence paketi hazırladı. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerinin yapılacağı Palanöken kayak merkezinde çok sayıda sanatçı da dağda hizmet veren otellerde sahne alarak yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Erzurum'da turistlere kayak zevkinin yanı sıra cağ kebabı, kadayıf dolması ve kesme çorbası gibi yöresel lezzetler ve birçok eğlence programı da sunulacak. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Yürütme Kurulu üyesi İshak Karadaş yılbaşında eşsiz bir tatil geçirmeleri için herkesi Erzurum'a beklediklerini söyledi. Yılbaşı gecesinin Erzurum'da geçirilmesinin her zaman çok ayrıcalıklı bir tatil olduğunu belirten Karadaş şöyle konuştu. Gerçekten yılbaşı burada muhteşem geçiyor. İlimizdeki kayak merkezi konumu ve özelliği itibariyle kayakçılara eşsiz güzellikte kayak yapma imkanı sunuyor. Kar kalitesi ve 24 özel pisti ile hizmet verdiğimiz kayak merkezimizde ayrıca lüks otellerle tatilcilere eşsiz bir tatil imkanı sunuyoruz. Yılbaşı gecesi kayak gösterileriyle, kayak festivalleriyle, gece kayağıyla dolu dolu bir gece geçiriyoruz. O nedenle güzel bir yılbaşı tatili geçirmek isteyenleri burada bekliyoruz. Yılbaşında otellerdeki doluluk oranlarının her zaman %100'e ulaştığına dikkat çeken Karadaş, yılbaşı tatilini kentte geçirmek isteyen tatilcilerin uygun fiyata yer bulabilmek için rezervasyonlarını son güne bırakmamalarını tavsiye etti. Erzurum Matbaa ve Kırtasiye Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, KOSGEB'in 50 bin TL'lik faizsiz kredisine müracaat eden esnafımızın sadece %4'ü yararlanmıştır dedi. Malumunuz olduğu üzere geçmiş yıllar. Erzurum Matbaa Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, KOSGEB'in 50 bin TL'lik faizsiz kredisine müracaat eden esnafımızın sadece %4'ü yararlanmıştır dedi. Karaca yaptığı açıklamada bilindiği gibi ekonomik durgunluktan en çok etkilenen kurumların başında küçük ve orta boy işletmeler geliyor. Bu manada esnaf zor durumda olduğu için faizsiz krediye hücum etti. Ancak Erzurum esnafı bu krediden sadece 90 kişinin faydalandığını öğrenince isyan bayrağını çekti. Ben de dahil olmak üzere 2000'e yakın esnaf ve sanatkarımız 50 bin TL'lik faizsiz kredi alabilmek ve KOSGEB sistemine giriş yapmak için günlerce uğraştılar. KOSGEB ve yetkilileri bu krediyi herkes alamaz, kriterler şunlardır demeliydi. Ekonomik ve ağır kış şartlarında günü kurtarmaya çalışan esnaflarımız günlerce KOSGEB kapılarında ve bilgisayar başlarında kaldılar. Bugün açıklanan sonuçlara göre krediye müracaat eden esnafın ancak %4'ünün yararlanması esnaf ve sanatkarımızda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 2017 yılına girilirken bir teselli ikramiyesini bile çok gören yetkililer esnaf ve sanatkarımızı yine hayal kırıklığına uğrattılar dedi. Anlaştıkları kitaplara yönlendirilmemeleri. Erzurum'da bu yılın 11 ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %12 oranında artış gösterdi. Erzurum'da bu yılın 11 ayında kurulan şirket sayısı yılın aynı dönemine göre %12 oranında artış gösterdi. İl şirketleşme hızı bakımından KUDAKA ve Kuzeydoğu Anadolu İstatistik ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geçti. Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği Araştırma Merkezleri analizlerine göre Erzurum'da 2015 yılının 11 aylık dönemine göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde kurulan şirket sayısı %12 oranında arttı. Kurulan şirket sayısı bakımından KUDAKA İstatistik Bölgesi'nde %6.43, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi'nde %2, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise %7.56 oldu. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde kurulan ve kapanan şirket sayısı iller dağılımının verilerine göre Erzurum'da Ocak-Kasım ayları arasında 185 şirket, 3 kooperatif ve 112 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönem içinde 20 şirket, 18 kooperatif tasfiye edildi. 11 ayda 32 şirket, 20 kooperatif ve 62 gerçek kişi ticari işletmesi ise faaliyetine son verdi.
Ocak-Kasım ayları arasında Erzurum'da 185, Kudaka İstatistik Bölgesi'nde 281, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi'nde 448, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 549 şirket kuruldu. Gelir vergisi oranları belirlendi. 2017 yılında aylık brüt geliri 2500 lira olan vatandaşlar bu gelirin 5350 lirasını gelir vergisi olarak ödeyecek. Gelecek takvim yılı içinde gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi. Hükümetin belirlediği yeni gelir vergisi oranlarına göre 2017 yılında aylık brüt geliri 2500 lira olan vatandaşlar bu gelirin 5350 lirasını gelir vergisi olarak ödeyecek. Resmi gazetenin sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre kapsam dahilinde yer alan brüt gelirlerden yaklaşık olarak asgari ücrete karşılık gelen 13 bin liraya kadarının %15'ini oluşturan 1950 liraya vergi alınacak. Aylık geliri 2500 lira ile yılda 30 bin lira kazananlar ise ilk 13 bin lirası için 1950, geriye kalan bölümü için de 3400 lira olmak üzere toplam 5350 lira vergi ödeyecek. Ayda 5850 lira ya da yılda 70 bin lira kazananlar da ilk 30 bin lirası için 5350 lira, geriye kalan 40 bin lira için de 10800 lira olmak üzere toplam 16150 lira gelir vergisi ödeyecek. ...2017 yılında araç sahiplerinden alınacak motorlu taşıtlar vergisi açıklandı. ...2017 yılında alınacak motorlu taşıtlar vergisi bugünkü resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 1-3 yaş arası 1301 cm3, 1600 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1035 lira... 1601-1800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 1827 lira MTV alınacak. 4-6 yaş arası 1601-1800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1428 lira, 1801 cm3, 2000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2217 lira MTV alınacak. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.